Arkadaşlar vallahi ben size bir tane korku öyküsü anlatayım mı? Benim bir tanıdığım korku filmidir bu bak. Dinliyor musunuz korku öyküsünü? Arkadaşlar, sene 2 sene 3 sene öncesi Bitcoin fırlıyor. Millet arabasını, arsasını satıyor. Babasına diyor ki, "Baba, o evimizi de satalım. Onu da Bitcoin'e yatıralım." diyor. Günler, geceler ilerliyor. Arkadaşlar, bu süreç içerisinde benim bir adet arkadaşım o vaktin parasıyla 20 bin dolar seviyesinden 5 tane Bitcoin alıyor arkadaşlar. 500 bin dolar paradır bakınız. Parmaklarıma bakın. 5 tane Bitcoin alıyor. Bir kısmını evvelinden almış. Bir kısmını dalga başlarken almış. İki tanesini dalganın ortasında almış. Anaya, babaya, ecdada her şeyi sattırmış. Girmiş bu piyasaya. Paradan para kazanıyor. Uçuyor. Ama gözünü hırs bürüyor. İnternette bir internet sitesi buluyor. O internet sitesi diyor ki, Bitcoin'lerinizi bize verin. İşletelim. Size faiziyle 0101 yeni yeni Bitcoin'ler verelim diyor. Bizim arkadaş buna inanıyor. Yatırıyor parayı. 5 gün, 6 gün, 7 gün, 8 gün kazanıyor parasını. 9. gün bir giriyor arkadaşlar. Web sitesi yok. Cüzdan kodunu vermiş heriflere. Bitcoin'lerini oraya masaya bırakıp gitmiş. Herifler buna 8 günde 0.7 Bitcoin veriyorlar. 5 tane Bitcoin'ini alıp gidiyorlar. Site yok. Domain yok. Diyor ki, nasıl buluruz, nasıl takip ederiz Can, sen biliyor musun diyor. Diyorum ki, bu decentralized. Bunun zaten esprisi de takip edilmemesi. Bunlar yemeyin. Yanlış işlere girmeyin. 5 dakika öncesine kadar helal olsun lan herif ne kadar güzel vurdu diyorduk. 5 dakika sonra öyle gözler oluk oluk geldi. Kötü kötü oldu. 100 bin dolar. Kolay değil 100 bin dolar kaybetmek. Bugün 5 tane Bitcoin olsa aynı arkadaşımızın 250 bin doları vardı arkadaşlar. Böyle. Bir ömür bununla yaşarsın. Sabah uyanırsın. Bakarsın coin fiyatlarına. Ah ulan dersin. Ben 3 sene önce coin çaldırmıştım. 5 coin'im vardı. O gün onları çaldırmasam şimdi 250 bin coin'im vardı dersin. Bir ömür bununla yaşarsın. Aman ha. Aman ha. Aman. Hiç yani anladınız mı? Bir insanın karaciğeri, bir insanın midesi böyle bir stresi kolay kaldırmayabilir. Kimseye vermesin. Şaka değildir. Gerçekten korku öyküsüdür yani. Haberiniz olsun.